Herkese hayırlı günler. Güzel günleriniz, güzel hafta sonlarınız olur inşallah arkadaşlar. Ben geldim temizlik yapmaya. Ben diğer evin işlerini yapana kadar eşim oturma odasından başlamış. Buradan başlayacaktık ama. Oturma odasından başlamış. Olsun, ben yine de dolapların içini sileyim. Dışını da boyadan sonra silerim. Buradan başlayacaktık aslında ama. Olsun. Rengi de göstereyim size. Rengi mine rengi. Küçük evleri büyük gösteren renkmiş. Efes, kova hazırlayayım mı tekrar? Kova hazırlayayım. Usta da iş başında. Çok belli olmuyor kamerada ya. Gerçi daha birinciyi vurdu. Birinci rengi vurdu. İkinci renkte artık belli eder. Bu eski rengi. Bu da yeni rengi. Tekrar ben Efe'ye silme suyu hazırlayayım. Elif de bana eldiven almaya gitti. Bu eller çamaşır suyuna girmez. Bugün kameramın görüntüsünü hiç beğenmiyorum. Tripodu da getirmedim buraya. Bu kargaşada ışığı kırılır. Şöyle Elif gelene kadar mutfak dolabını bir gözden geçireyim ben arkadaşlar. Perde attık makineye. Arkadaşlar, oturma odasının boyası bitti. Perdeleri yıkanıyor. Elif gitti, eldiven almıştı bana. Eldivenle sildim hep şu şekilde. Düzelmeye başladı, kurumaya başladı. YouTube'dan bir arkadaş kantaron yağı sür demişti. Kantaron yağı sürdüm. Biraz o rahatlattı beni. Bir de onkolojiden de vermişlerdi hap. Onu da. Neyse, böyle buraları hep boşalttık. Temizledik. Daha içini doldurmadım. İçini daha düzmedim arkadaşlar. Her yeri tertemiz yaptık. Çamaşır suyu sürmedik. Bez sürmedik. Bir yer kalmadı. Her yer ışıl ışıl, pırıl pırıl oldu. Şimdi içim rahatladı. Mis gibi koktu evin içi. Şöyle şu kağıtları daha almadım. Onları alacağım. Şöyle raflarını tertemiz yaptık. Daha tam toparlanmadı tabii ki de. Şöyle masayı sildim. Masa bayağı batmıştı. Masayı sildim. Burası daha boyanmadı ama. Mutfağın işi bu. Daha kapısı, camı bitecek. Şimdi boyadığımız yeri göstereyim. Burası da bitmiş hali. Konuşmaya halim yok. Gerçekten acıktım, yoruldum. Yani nedense burası göstermiyor tam kamerada. Şimdi sanki biraz aydınlandı. Vardır bunun bir ayarı da. Bacayı göstereyim. Baca simsiyahtı. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Kapağını da taktık. Şimdi buranın perdesini, aslında buranın değil arkadaşlar, takarken gösteririm. Buranın perdesi işlemeli perdeydi. Yani normal tüldü. Düz tül değildi. Onu takmayacağım buraya. Çünkü burada balkondan dolayı burası biraz aydınlığı kısıtlanıyor. Balkon kapatıyor biraz aydınlığını. O yüzden buraya girişin düz tülleri vardı. Ben gelin olurken almıştık. O düz tülleri buraya takmak istiyorum. Düz tüller daha aydınlık gösterir burayı. Çünkü dediğim gibi balkon. Balkon aydınlığı biraz kısıtlıyor. Düz tül takarsam daha aydınlık olur. Hem sade olur, güzel olur. Öteki türlü ışığı kesiyor. Böyle sobayı da almadık zaten daha. Sobayı da almadık. Soba zaten dışarıya çıkarmayacağız büyük ihtimal. Nereye kuracaksak, yeni baca yapılacak. Buraya kurulmayacak. Nereye kuracaksak orada duracak soba. Temizleyeceğiz.
Böyle burası daha süpürülüp silinecek camları falan. Neyse ben gideyim arkadaşlar eve. Yemek hazırlayayım. Çok acıktık. Yemeğimizi yedim. Yedik. Daha çocuklar, eşim gelmedi. Böyle. Burası da bitti arkadaşlar. Ama niye böyle karanlık çekiyor? Anlamadım. Masayı buraya koydum. Mutfaktaydı. Buraya getirdim. Daha mutfakta işimiz var. Mutfağın birinci kat bitti. İkinci kat sürülecek. Daha bulaşıkları, şeyleri yıkadığım tabakları koymadım içine. Çok yoruldum. Hiç halim kalmadı zaten. Neyse ben camları sileyim. Bir perdeli göreyim şurayı. Bakayım o perdeler buraya olacak mı? Çünkü o perdeler buraya daha çok yakışacak diye düşünüyorum. Yakışmazsa değiştiririz. İkinci camdayım. Şurayı sildim. Sıra burada. Yavaş yavaş bitecek. Perdenin birini taktık arkadaşlar, böyle düz perde. Buranın camını sildim. Tertemiz oldu, mis. Mis gibi oldu. Tabii ki sabah hala burada. Hala koltuk çekyatlar silinecek. Yerler süpürülüp silinecek. Çok yoruldum. Çok yoruldum, tükendim. Masayı dediğim gibi buraya koydum. Dondurucu burada. Dondurucuyu alacağız. Buraya koyacağım. Dolabı buraya koyacağım. Dondurucuyu da buraya koyacağım arkadaşlar. Dün çamaşır suyuyla yıkadığım bardak, fincan, tabak, böyle saklama kapları buraya koydum. Zaten temizdi. Hemen hazır. Efe sildi dolapları bu arada. Mutfak dolabını. Çekim yapamadım. Yapamadım derken belki dedim çocuk istemez. Teklif bile etmedim yani. Çekeyim diye. Zaten yoruldu. Böyle mutfak dolabının için dışını tertemiz yaptı. Elif böyle cam kenarlarını boyadı arkadaşlar. Şöyle cam kenarları. Böyle süpürgelik kenarları. Böyle kenarları hep Elif boyadı. Bugün. Efe de diğer odalarınkini boyadı. Mutfağın işi resmen bitti sayılır hemen hemen. Yani tam bitmese de bitti gibi. Bugün çok yorulduk. 4 tane cam sildim. Buranın camını da sildim. Mutfağın camını da sildim. Şimdi kapı sileceğim. Kapıda sileyim. İşim bayağı azalacak inşallah. Öyle yani. Her yerde. Eşim de dedi bırakmadan girişi de boyayayım. Efe de burada leğendeki kalan boyaları sıyırıyor. Öyle yani. Mustafa Usta yorgun. Mustafa Usta yorgunluk çayı içiyor. Çayı da Elif demledi. Nasılmış kızının elinden çay içmek? Güzel değil mi? Elif bal getir, bir tane de ben içeyim kız senin elinden. Ben şeker koyamıyorum çayıma malum. Böyle çok canım çay istediği zaman balla. Bazen arada bulanıyor kamera. Böyle işte, bu giriş burası. Burada Efe vakit geçirecek. Bu çekyatı güzel sileceğiz, temizleyeceğiz. Efe'ye göre uyarlayacağız. Böyle yani, böyle koşturmacalar devam. Bu işler bitmez. Yatak odası kaldı. Yatak odasının ne boyası oldu, ne silmesi. Yatak odası kaldı. Kalsın, ne yapalım.
bu arada sofrayı devirdim. Ortalığı devirdim. Parmağımı da koymuşum kameranın önüne. Ay çok sıkışık yere girdim. Durun. Durun bakayım. Şöyle kendimi de göstereyim. Görünüyor mu camdan? Kırmızı eldivenlerimle. Yatağın diğer tarafına geçtim. Burası da yatak odasının manzarası arkadaşlar. Şöyle. Köy manzarası. Tarlalar. İşte öyle. Buralar. Bu. Şöyle düşünüyorum. Bu yüklü. Yüklük bu. Yüklü. Tamam kızım. Karşı tarafa geçireceğim. Bu yatağı da yüklük tarafına geçireceğim. Değişiklik olsun. Aynı olmasın diye. Beğenmesem yine aynı yere getiririm. Öyle yani. Arkadaşlar. Çok yoruldum. Tikendim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.